Evet arkadaşlar, Hegel'den bahsettik ve Hegel'den bahsederken aslında yer yer şeye de Marx'a da atıflarda bulunduk. Daha önce söylediğim gibi Marx'ın düşüncelerinin de biz büyük ölçüde Hegel'in düşüncelerine benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Daha doğrusu şöyle söyleyelim arkadaşlar, Marx'ın siyaset felsefesinin gerisinde de büyük ölçüde Hegel'in tarih felsefesi var. Yani bu yönden baktığımız zaman, Hegel'in Marx açısından da Marx'e olan etkisi açısından da son derece önemli bir düşünür olduğunu görüyoruz. Tarihselcilik meselesi açısından baktığımız zaman da arkadaşlar, tarihselci düşünce açısından Hegel önemli bir düşünür. İşte aklın tarihsel olduğunu söylüyor Hegel. Siyasetin tarihsel bir şekilde ele alınması gerektiğini söylüyor. Hegel arkadaşlar devleti, işte özgürlüğü, bireyi tarihsel süreç içerisinde düşünüyor, değerlendiriyor. Bu düşünceyi arkadaşlar biz Marx'ta da görüyoruz. Marx'ta arkadaşlar tarihsel bir düşünceyi esas alıyor. Tarihselci bir perspektife sahip arkadaşlar. Bu anlamda arkadaşlar Marx da tıpkı Hegel gibi aklı, bireyi, devleti, siyaseti tarihsel bir bağlam içerisinde ele alıyor. Biz arkadaşlar Hegel'de gördüğümüz o tarihsel akıl kavramı Marx için de geçerli. Tarihin efendim bir akılsal düzen olduğu, tarihin işleyişinde bir akılsal düzenin bulunduğu, bir tarihin gidişatının bir düzeninin olduğunu ilişkin arkadaşlar düşünceyi Marx'ta da görüyoruz. Marx'ta arkadaşlar tıpkı Hegel gibi tarihin rastgele olaylardan oluşan bir süreç olmadığını, tesadüfi olaylardan meydana gelen bir süreç olmadığını, tarihin işleyişinde bir düzenin bulunduğunu söylüyor. Bu düzen çerçevesinde tarih gerçekleşiyor. Dolayısıyla arkadaşlar tarih bir düzene sahip, tarih içkin bir düzenin bulunduğunu biz Marx'ın düşüncelerinde de görüyoruz. Tabii önce paralellik noktalarına değinelim arkadaşlar. Bu düzenin izah edilmesinde arkadaşlar, bu düzenin izah edilmesinde tarihin işleyişinin deki bu düzeni izah edilmesinde arkadaşlar diyalektik işleyiş Marx için de geçerli. Marx da arkadaşlar, Marx da tarihin diyalektik bir şekilde işlediğini, diyalektik çatışma yoluyla işlediğini kabul ediyor. Dolayısıyla diyalekte ilişkin Hegel'le ilişkin söylediğimiz bir önceki derste anlattığımız her şey arkadaşlar Marx için de geçerli. Yani Marx için de aynı şeyleri, aynı kavramları kullanabiliriz. Hatta bazı konularda Marx'a örnek vermiştim, hatırlayacak olursanız arkadaşlar, diyalektiği anlatırken Marx'ın düşüncelerinden örnekler vermiştik. Demek ki tarihin diyalektik bir işleyişe sahip olduğu düşüncesini biz şeyde de görüyoruz, Marx'ta da görüyoruz. Yine arkadaşlar yine tarihin işleyişini ileriye doğru olduğu düşüncesi, yani ilerleme düşüncesi, tarihin bir amaca doğru, bir sonuca doğru, bir telosa doğru hareket ettiğini ilişkin fikri biz Marx'ta da görüyoruz. Marx da arkadaşlar tarihin bir amaca sahip olduğunu söyler. Tıpkı Hegel gibi arkadaşlar Marx da tarihin işleyişinin özgürlüğe doğru gittiğini düşünür. Yani tarihin sonunda, benzeri bir şekilde tarihin nihai evresinde özgürlüğün hayata geçeceğini, insanın özgür olacağını kabul eder. Bakımdan da Hegel ile Marx arasında benzerlik söz konusudur. Ve bu özgürlük arkadaşlar hem Hegel'de Marx'ta, yani Hegel'de olduğu gibi Marx'ta da pozitif özgürlüktür. Yani özgürlük ancak tarihsel sürecin sonunda ortaya çıkacaktır ve doğru toplumda ortaya çıkacaktır. Bu doğru toplum arkadaşlar Marx'ta komünist toplumdur. Hegel'de devletti, Marx'ta komünist toplumdur. Ve arkadaşlar Marx'ın özgürlük anlayışına değineceğiz. Hani onu biraz açacağız ama şimdi Hegel'le karşılaştırarak söylüyoruz.
o karşılaştırmayı devam ettirelim. Arkadaşlar Marx için de arkadaşlar özgürlük ancak cemaat içerisinde özgür ve eşit öznelerin bulunduğu cemaat içerisinde ortaya çıkacak olan, topluluk içerisinde ortaya çıkacak olan bir özgürlüktür. Yani herkesin özgür olduğu bir yerde insan özgürdür. Bireylerin, başka bireylerin de özgür olduğu bir yerde insan özgürdür. Dolayısıyla arkadaşlar birimizin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün koşuludur ve her birimizin özgür olması gerekir ki özgür olduğumuzdan bahsedelim düşüncesi Marx'ta da geçerlidir. O anlamda arkadaşlar ancak herkesin özgür birbirini özgür eşit öznel olarak gördüğü bir cemaatte, rasyonel bir cemaatte, bir toplulukta biz bireylerin özgür olduğundan, bireyin özgür olduğundan bahsedebiliriz. Bakımdan da bir benzerlik var. Yine aynı şekilde arkadaşlar Hegel gibi Marx da bu özgürlük anlayışı doğrultusunda, arkadaşlar pozitif özgürlük anlayışına bağlı olarak insanın kendini yönetmesi, otonomi, kendi kendinin efendisi olması üzerinden siyasi özgürlüğü de düşünürler. Marx'a göre de arkadaşlar insan ortak hayatı kontrol edebiliyorsa, denetleyebiliyorsa, ortak hayat üzerinde kontrol sahibi ise ancak kendi kendini yönettiğinden insanın bahsedebiliriz. Yani insanın özgür olması, yani kendi yasak ayıcısı olması, kendini yönetmesi ancak ortak hayatı kontrol etmesinden geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu yönüyle baktığımız zaman kendini yönetmek toplumsal anlamda, toplumsal düzeyde, siyasi düzeyde, işte Marx söz konusu olduğu için ekonomik düzeyde daha temelde kendini yönetmekle özgürlük arasında bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de arkadaşlar Marx ile Hegel arasında bir benzerlik söz konusu. Yine arkadaşlar tarihin sonunda ideal devletin ortaya çıkacağı, tarihsel işleyişin, tarihsel sürecin sonunda ideal devletin hayata geçeceğini ilişkin düşünce de Marx'ta, Hegel'de olduğu gibi Marx'ta da var. Marx'ta arkadaşlar ancak tarihsel süreç tamamlandığında, ilgili aşamalar geçildikten sonra ideal devletin ortaya çıkacağını kabul ediyor. İdeal olanın hayata geçeceğini kabul ediyor. Bu da arkadaşlar, bu da yine Hegel ile Marx arasındaki önemli benzerlik. Tıpkı arkadaşlar Hegel gibi Marx da arkadaşlar devleti, toplumu tarihsel bağlam içerisinde düşünüyor. Yani toplum sözleşmesi teorisini, işte bireyler, rasyonel bireyler toplumu oluşturuyorlar şeklindeki bir düşünceyi arkadaşlar kabul etmiyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman arkadaşlar Marx için de toplum, Marx için de devlet tarihseldir. Tarihsel süreç içerisinde anlaşılır. Statik değildir, dinamiktir devlet ve toplum. O anlamda arkadaşlar toplum sözleşmesi düşüncesine Marx'ın da itiraz ettiğini söylüyor. Yine doğal hukuk düşüncesine, doğal hak düşüncesine, hakların da arkadaşlar toplumsal tarihsel bağlam içerisinde, hukukun da tarihsel toplumsal bağlam içerisinde ortaya çıktığını düşünüyor Marx arkadaşlar. İşte Hegel gibi, Hegel'de belki hak hukuktan bahsetmedik ama arkadaşlar Hegel'de, Marx'da arkadaşlar hukukun, yasanın, hakların, hak dediğimiz şeyler neyse onların tarihsel toplumsal bağlam içerisinde karşımıza çıktığını düşünüyor. Dolayısıyla arkadaşlar hukuk da tarihseldir, yasalar da tarihseldir. Bunu ifade etmemiz lazım, belirtmemiz lazım. Bunun altını çizelim. Şimdi arkadaşlar tabii bu çok önemli benzerlik, onu söyleyelim. Yani biz arkadaşlar Hegel'in tarih felsefesini Marx'ın düşüncelerinden çekelim bir an için. Yani Marx'ın, Hegel'in tarih felsefesinin olmadığını farz edelim. O zaman Marx'ın düşüncelerini anlama şansımız olmaz. Marx'ın düşünceleri bir anlamda temelsiz kalmış olur. Dolayısıyla hani gerçekten de çok önemli. Dediğim gibi geçtiğimiz derste söyledim. Her ne kadar Marksistler Hegel'i eleştirseler de Hegel'in ters bir şekilde kurmuş olduğu ilişki Marx'ın düzelttiğini, başı aşağı duran bir şeyi düzelttiğini Marx'ın söyleseler de bu anlamda baktığımız zaman arkadaşlar Hegel eleştirisi söz konusu olsa da arkadaşlar Marx'ın düşüncelerinde arkadaşlar Hegel'in çok ciddi bir etkisi var. Onu söyleyelim arkadaşlar.
O tarih felsefesini tekrar ediyorum. Biz çektiğimiz zaman Marx'ın düşüncelerinden, Marx'ın siyaset felsefesini, Marx'ın düşüncelerini anlama şansımız olmaz. Peki farklılıklar nerede kendini gösteriyor arkadaşlar? Peki bu tarihsel işleyiş, bu tarihsel süreç, bu tarihsel işleyişte belirleyici olan şey nedir? Yani tarihin motoru nedir? Tarihin işleyişini sağlayan temel dinamik nedir? Bu soruyu arkadaşlar verilen cevap bakımından arkadaşlar Marx Hegel'den farklılaşıyor. Bu yani temelde arkadaşlar temelde Marx'ın düşüncelerinin arkadaşlar Hegel'den ayrıldığı temel nokta burada kendini gösteriyor. Hegel'de arkadaşlar hatırlayacak olursanız Geist demiştik, evrensel akıl demiştik, Tin demiştik. Tarih Tin'in açılımıdır. Tarih evrensel aklın bir tezahürüdür. Tarih Tin'in bir kendini gerçekleştirme sürecidir. Aklın kendini gerçekleştirme sürecidir demiştik. Arkadaşlar Hegel arkadaşlar tarihi Tin'le, akılla, Geist'la, evrensel akılla açıklıyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar biz Hegel'in düşüncelerini idealist bir düşüncenin bir örneği olarak, idealizmin bir örneği olarak gözlüyoruz. Yani tarihin işleyişinde arkadaşlar, açıklarken ilgili arkadaşlar, akıl kavramına müracaat ediyor. Akıl kavramı üzerinden bu açıklamayı yapıyor. Buradan hareketle tarihi işleyişini açıklıyor. Marx arkadaşlar materyalisttir. Marx arkadaşlar tarihin işleyişini maddi bir temel üzerinden, maddi bir izah üzerinden açıklıyor. Ve Marx'ın arkadaşlar özgürlük kavrayışında da, ideal devlet anlayışında da, Marx'ın başka düşüncelerinde de arkadaşlar biz bu şeyi görüyoruz. Bu maddi temelli görüyoruz. Nedir arkadaşlar tarihin işleyişinde ki bu maddi temel tarihin işleyişinin sağlayan şey nedir? Tarihin motoru nedir? Dediğimiz zaman arkadaşlar Marx arkadaşlar üretim güçlerini burada işin içine sokuyor. Tarihin işleyişinin temelinde arkadaşlar Marx'a göre üretim güçlerinin gelişimi bulunmaktadır. Üretim güçlerinin gelişimi bulunmaktadır. İşte üretim güçleri arkadaşlar birçok unsurdan oluşabilir arkadaşlar. İşte emek de bir üretim gücüdür. Teknoloji de bir üretim gücüdür. Üretim gücü dediğimiz zaman arkadaşlar maddi bir şeyden, maddi bir yapıdan bahsediyoruz. Bu maddi unsur temelde. Marx arkadaşlar, Marx bu yönde düşündüğümüz zaman, bu açıdan baktığımız zaman toplumsal hayatta da belirleyici olanın daha temelde yer alanın üretim güçleri olduğunu söylüyor. Yani üretim güçler üzerinden diğer toplumsal olayları da açıklıyor, diğer toplumsal faktörleri de açıklıyor, diğer şeyleri de üretim güçlerinin üzerinden açıklıyor. Üretim güçlerini temel alıyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar Marx'ın düşüncelerinin ekonomik determinizm olarak nitelendirenler var. Hani buna tabii Marksistler itiraz ediyorlar. Hani bazı Marksistler arkadaşlar Marksiste böyle çok açık bir şekilde ekonomik indirgemecilik diyebiliriz arkadaşlar buna. Ekonominin her şeyi belirlemesi düşüncesi. Buna ekonomik indirgemecilik de diyebiliriz arkadaşlar. Ekonomik determinizm de diyebiliriz. Ekonomizm de diyebiliriz. Buna itiraz edenler diyorlar ki, hayır diyorlar Marx belirleyici olanın işte praksis olduğunu söylüyor. İşte insanın dünyayla girmiş olduğu, doğayla girmiş olduğu, diğer insanlarla girmiş olduğu etkileşimler toplamı içerisinde toplumsal hayatın belirlendiğini söylüyor. Dolayısıyla hani maddi
olan belirleyicidir düşüncesini söyleyemeyiz şeklinde itiraz edenler olur. Fakat arkadaşlar, Marx'ta arkadaşlar madde olanın bir belirleyiciliği var. Onu da söyleyeyim. Üretim güçleri üzerinden bir izah yapıyor. İşte siyaseti de arkadaşlar Marx maddi temel üzerinden açıklıyor. Hukuku da maddi temel üzerinden açıklıyor. Ahlakı da maddi temel üzerinden açıklıyor. Düşünceyi de maddi temel üzerinden açıklıyor. Yani madde olan belirleyici arkadaşlar. Maddi olan belirleyici tarihin işleyişinde arkadaşlar. Demek ki belirleyici olan şey maddi olan şey. Üretim güçleri dediğimiz zaman arkadaşlar tarihin dinamiği, tarihin işleyişi, tarihin motoru gücünün maddi bir şey olduğunu kabul etmişiz. Bakın eğer akıl derken Marx maddi bir şeyden, maddeden bahsediyor. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Marx, işte biz Marx arkadaşlar anlatırken, yani Hegel'i anlatırken de yani yapıyorduk. Biraz hani şablonlaştırıp bir takım şablonlar kullanarak anlatabiliyoruz. Ya bu şablonları kullanmak tabii ki arkadaşlar çok şey değil. Çok hani bir yürüyle arkadaşlar çok iyi bir şey değil. Çünkü basitleştirmiş oluyoruz, kabalaştırmış oluyoruz. Marx'ın düşüncelerini vulgarize etmiş oluyoruz. Ama anlamak açısından da arkadaşlar faydalı oluyor. Yani soyut olan, karmaşık olan bir şeyi biraz basitleştirmiş oluyoruz. Dediğim gibi hani hatalı bir şey belki böyle şablonla kullanmak ama yine de izah olduğu şey diyalektik anlatırken kullandık ya tez, antitez, sentez diye mesela bu bir şablondur. Şimdi bu şablonlar arkadaşlar bizim karmaşık bir şey anlamamıza yardımcı olduğu için bize faydalı araçlar. Aslında meselenin o kadar basit olmadığını ben öyle anlatsam bile bilmeniz lazım. Hani hiçbir şekilde benim anlattığım kadar basit değil mesela. Mutlaka eksik çok şey var söylediğim, söylemediğim. Belki benim de çok iyi bilmediğim şeyler de olabilir. Ama o şablonların sadece bir araç olduğunu kullanarak karmaşık mevzuları açıklamada bir araç olduğunu aklınıza tutun. Bu şablonlardan bir tanesi arkadaşlar altyapı üst yapı şablonudur. Altyapı üst yapı şablonudur. İşte Marx'ın ekonominin belirleyici liği düşüncesini, ekonomik determinizm ya da ekonomik indirgemecilik düşüncesini. Bu arada arkadaşlar tarihsel determinizm de vardır Marx'ta. Sadece ekonomik determinizm yok, vardı yoktur. Tarihin de arkadaşlar işleyişi bir düzeni vardır. O düzen içerisinde her şey belirlenir. Dolayısıyla arkadaşlar tarih insanların iradelerinin dışında gerçekleşir. İnsanların böyle istedikleri gibi yönettikleri, yarattıkları bir şey değildir. Tarih içerisinde insanlar biçimlenir. İnsanlar Marx'a göre arkadaşlar tarihi değiştirirler ama içinde bulundukları koşullar içinde değiştirirler. O koşullar insanları belirler. Dolayısıyla her ne kadar Marx tarihi insanlar değiştirmelidirler. İşte bugüne kadar işte herkes tarihi yorumladı artık değiştirme zamanı geldi dese de değişime, eyleme vurgu yapsa da ki eylem düşüncesi Marx'tan önemlidir ama Marx arkadaşlar o tarihi değiştirecek olan, değişimi sağlayacak olan insanların nihayetinde içinde bulundukları koşullar içerisinde bunu yaptıklarını söyleyerek bir anlamda aslında tarihsel determinizmi de kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar tarihsel determinizm de var, ekonomik determinizm de var. Bunları birlikte göz önünde bulundurmamız lazım. İşte altyapı üst yapı şablonu arkadaşlar, altyapı üst yapı şablonu üzerinden açıklama imkanımız var. Şimdi üretim güçleri arkadaşlar beraberinde üretim ilişkilerini getiriyor arkadaşlar. Yani bir toplumdaki üretim güçlerine olarak üretim ilişkileri ortaya çıkıyor. Üretim ilişkileri arkadaşlar hem altyapısal unsurlar içeriyor hem üst yapısal unsurlar içeriyor ve bu üretim ilişkilerine bağlı olarak arkadaşlar üretim güçleri, üretim ilişkilerine bağlı olarak arkadaşlar diğer şeyler ortaya çıkıyor. Yani üst yapı dediğimiz işte ekonomi, efendim din, sanat, din, dil, efendim ideoloji, hukuk, devlet, siyasetler, aklınıza gelecek olan her şey arkadaşlar üst yapı olarak kendini gösteriyor. Yani demek ki Marksist arkadaşlar, Marksist düşünce açısından baktığımız zaman, Marx'ın tarih felsefesi açısından baktığımız zaman arkadaşlar, Marx'ın topluma ilişkin izahı işte ne açısından baktığımız zaman arkadaşlar, üretim güçleri var. O üretim güçlerinin belli bir gelişmişlik düzeyi var. Ona tekabül eden, onunla bağlantılı üretim ilişkileri var ve onun üstüne yaslanmış olan arkadaşlar çeşitli şeyler var.
üst yapı diye ifade edeceğimiz şeyler. O üst yapı dediğimiz şey arkadaşlar o üretim güçlerine bağlı olarak biçimleniyor. Yani belirleyici olan arkadaşlar, orada belirleyici olan üretim güçleri. Üretim güçleri arkadaşlar ne uygun olarak ona adapte olmuş, üretim güçlerine ve üretim ilişkilerine arkadaşlar uyarlanmış, onunla uyum sağlamış olan şeyler, diğer şeyler. Yani Marx için arkadaşlar mesela din o toplumun ekonomik yapısıyla uyumlu olan bir mahiyet arz ediyor. Ona göre biçimlenmiş bir mahiyet arz ediyor. O ekonomik yapıyı bütünleyen, onun devam etmesine hizmet eden bir yapı olarak hizmet görüyor. Marx'a göre arkadaşlar felsefe, düşünce, ideolojiler, değer sistemleri benzer şekilde o ekonomik yapının bir ürünü olarak, o ekonomik yapıya uyumlu, uyum gösteren, ona göre uyarlanmış olan, ona göre belirlenmiş olan bir şey olarak karşımız. Siyaset aynı şekilde o ekonomik yapıya ekonomik yapının gerekliliklerini sağlayan, o ekonomik yapıya hizmet eden, o ekonomik yapının devamına hizmet eden bir mahiyet arz ediyor. Devlet aynı şekilde, sanat neyse aklınıza gelecek üst yapı diye ifade ettiğiniz arkadaşlar, her neyse demek ki orada ekonomik yapının, işte altyapı diyelim buna, basitleştirelim, altyapının gerekliliklerine uygun olarak biçimleniyor. Yani siz arkadaşlar, Marksistseniz arkadaşlar, bir toplumdaki siyaseti anlamak istiyorsanız siyasete bakmazsınız önce. Önce ekonomiye bakarsınız, ekonomik yapıya bakarsınız, ondan sonra siyaseti anlamaya çalışır. Çünkü ona göre belirlenmiştir. Siz arkadaşlar Marksist yöntemi kullanıyorsanız bir toplumdaki arkadaşlar din anlayışını, bir toplumdaki efendim sanat anlayışını incelemek istiyorsanız önce ekonomik yapısına bakarsınız, üretim yapısına bakarsınız, oradan hareketle açıklamaya çalışırsınız. Yani belirleyici olan burada arkadaşlar çok açık bir şekilde ekonomi. Bu izahta, bu düşüncede. Şimdi arkadaşlar bu anlamda baktığımız zaman arkadaşlar her toplumsal düzende bir belirli bir uyum var. Altyapıyla uyumlu olan üst yapı var. Tabii bu böyle kalmıyor arkadaşlar. Niye böyle kalmıyor? Çünkü böyle kalırsa değişim dediğimiz şey olmayacak. Değişim dediğimiz şeyin olabilmesi için arkadaşlar onun öyle kalmaması lazım. Peki ne oluyor arkadaşlar? Üretim güçleri değişiyor. Sürekli devinen, sürekli gelişen, sürekli değişen bir şey. Mahiyet arzı üretim güçleri. Üretim güçleri değişmeye başlayınca arkadaşlar bir toplumda, üretim ilişkileri yavaş yavaş değişmeye başlayınca arkadaşlar, altyapıyla üst yapı arasındaki arkadaşlar uyum bozuluyor. Yani üretim güçleri değişiyor. Üretim güçleri belirli bir gelişme düzeyine, belirli bir gelişme evresine uzanıyor ve hali hazırdaki üst yapı, yani mevcut üst yapıyla üretim güçlerinin gelişmiş düzeyi arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. İkisi birbirle artık uyum göstermemeye başlıyor arkadaşlar. İkisi birbirle uyum göstermemeye başlıyor. İşte bunu arkadaşlar biz çatışma diyoruz. Diyalektik çatışma dediğim şey buradaki. İkisi birbirle çatışmaya başlıyor. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar, feodal toplumdasınız. İşte Marx'ta anlatırken hep yine şablonlardan bir tanesi ilkel komünal toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum ve komünist toplum diye böyle toplum biçimlerinden tarihte böyle evreler vardır. İlkel komünal toplumdan köleci topluma geçiş, köleci toplumdan feodal topluma geçiş, feodal toplumdan kapitalist topluma geçiş ve nihayetinde kapitalist toplumdan komünist topluma geçiş biçiminde bir hikaye vardır arkadaşlar. İşte mesela feodal toplumdasınız arkadaşlar. Feodal toplumda ne var arkadaşlar? Feodal ekonomi var. Feodal toplumda feodal ekonomi var. İşte feodal ekonomiye bağlı üretim ilişkileri var. Ona göre üretim güçleri var. Toprak var, toprağa bağlı çalışanlar var. Değil mi? O ekonomik yapıyı düzenleyen arkadaşlar üst yapılar var. Mesela aristokrasi, soyluluk var. Soylu sınıf var. Din adamları var. O soylular, aristokratik yapı, din. Hep o feodal ekonomi arkadaşlar ne yapıyor? Feodal düzeni yapıyor. Bütünlüyor. O feodal düzenin işlemesini sağlıyor. O feodal düzenle uyumlu. Yani o feodal ekonomi düzenle arkadaşlar işte aristokrasinin olması. O feodal toplumda düzenle dini görüşün, dini anlayışın toplumsal hayatta etkili olması, o feodal düzenin arkadaşlar, o feodal yapıdaki hukuk
veya feodal yapıdaki değer sistemleri, o ahlak anlayışı feodal yapıdaki, ahlak da arkadaşlar bu arada ekonominin bir şeyidir Marx'a göre. Ekonomi bütünleyen bir şeydir, ekonomiye hizmet eden bir şeydir. İşte ayrıcalıklı kesimlerin olması, onların kabul edilmesi, bunlar arkadaşlar üst yapı kurumları. İşte o dönemin din anlayışından tutun, sanat anlayışından tutun, hukuk anlayışından tutun, siyaset anlayışından tutun arkadaşlar, değer yargılarından tutun, neyse bütün o üst yapısal sistem arkadaşlar feodal ekonomiyle uyumlu. Peki feodal ekonomi ne yapıyor? Değişmeye başlıyor. Üretim güçleri, dedim, üretim güçleri değişmeye başlıyor. Üretim güçleri değişiyor. İşte yavaş yavaş ne oluyor arkadaşlar? Mesela işte kapitalist ekonomiye doğru yavaş yavaş gidiş var. Yani ticaret var, işte ticaret var. Ticaretin gelişmesiyle birlikte sermaye birikimi ortaya çıkıyor. Bakın yavaş yavaş üretim güçleri değişiyor ve ekonomik yapı değişmeye başlıyor. Ekonomik yapı değişmeye başlıyor. Ekonomik yapının değişmesiyle birlikte arkadaşlar, ekonomik yapının değişmesiyle birlikte yavaş yavaş bir toplumsal sınıf ortaya çıkıyor. Nedir arkadaşlar bu toplumsal sınıf? Burjuvazi. Burjuvazi. Burjuvazi arkadaşlar ortaya çıkmaya başlıyor. Burjuvazi işte ticaret yapan, işte üretim yapan, işte onun sonucunda sermaye koyan ve kar elde eden, onları biriktirerek arkadaşlar sermayesini genişleten bir yapı. Şimdi arkadaşlar o gelişen yapı, değişen yapı, üretim güçlerinin değişimi ortaya çıkan yapı, işte o sınıf, burjuvazi, o ekonomik yapı, kapitalizmin yavaş yavaş gelişmeye başladığı göz arkadaşlar ile feodal yapının üst kurumları çatışmaya başlıyor arkadaşlar. Yani işte bunun örneğini şöyle düşünelim arkadaşlar. Anlaşılsın diye arkadaşlar örneği veriyoruz. Daha hani kafamıza otursun diye söylüyorum. Mesela burjuvazi şeyi sorguluyor. Aristokratik ayrıcalıklar. Şimdi bakın aristokratik ayrıcalıklar feodal ekonomiyle uyumluydu ama gelişen kapitalist ekonomiyle uyumsuz. Burjuvazi diyor ki niye diyor soylarım benden ayrıcalı olsun ki? Neden diyor ben bütün olarak benden daha şey insanları kabul edeyim. İnsanlar eşittir diyor arkadaşlar. Bakın burjuvazi insanların eşitliği düşüncesini savunuyor. O şeye karşı. Aristokratik ayrıcalıklara karşı. Burjuvazi arkadaşlar insanların eşitliğini insanlığı çok sevdiği için yapmıyor. Kendi çıkarları onu gerektiriyor. Kendi çıkarları insanların eşitliği fikrini savunmasını gerektiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar feodal değerlerle burjuvazinin çıkarları ve kapitalist ekonominin gerektiği bile çatışıyor. Ne oluyor arkadaşlar bu çatışma sonucunda? Bu çatışma sonucunda ne oluyor? Arkadaşlar işte Marx diyor ki arkadaşlar eğer diyor bu üretim güçlerinin gelişmesiyle birlikte meydana gelen uyumsuzluk ve çatışma varsa ondan sonra diyor bir toplumsal devrim olur diyor. O toplumsal devrimle birlikte diyor mevcut üst yapı kurumları tamamen tasfiye edilir ve üretim güçlerinin gelişmişlik düzeyine uygun yeni üst yapı kurumları ortaya çıkar. Yeni üst yapı kurumları ortaya çıkar. Yani burjuvazi gelişti. Burjuvazi'nin çıkarlarıyla öyle diyelim arkadaşlar. Somut olarak anlaşılır diye söyleyeyim. Tabii sadece burjuvazi çıkarları yüzünden izah edemeyiz ama burjuvazi'nin çıkarlarıyla arkadaşlar, burjuvazi'nin çıkarlarıyla feodal değerler, feodal kurumlar, feodal yapılar çatıştı. Değil mi? Bu çatışma, bu gerilimle birlikte arkadaşlar bir toplumsal devrim. Evet arkadaşlar Fransız devrimi burjuva devrimidir zaten. Bakın Fransız arkadaşımız Fransız devrimini söylüyor. Fransız devrimi arkadaşlar burjuva devrimidir. Yani burjuvazinin çıkarlarının hayata geç nihayetinde sonunda en sonunda burjuvazinin çıkarlarının hayata geçtiği bir devrimdir. Ve işte bu devrim arkadaşlarla birlikte bu devrimle birlikte Fransız devrimi işte bunun bir örneğidir. Kapitalist topluma geçiliyor. Feodal toplumdan kapitalist topluma geçiliyor. Kapital toplumunda arkadaşlar ne var? Kapitalist ekonomi var. O çerçevede üretim güçleri var, üretim ilişkileri var. Ve ona uygun yeni üst yapı kurumları ortaya çıkıyor. İşte modern devlet, ulus devlet, efendim işte liberalizm ideolojik olarak liberalizm, o düzeni sağlayan değer sistemleri, yeni değer sistemleri, düşünceler hepsi arkadaşlar onunla uyum gösteren şeyler. Mesela liberalizm arkadaşlar kapitalist ekonomi meşrulaştıran bir ideoloji olarak, bir dünya görüşü olarak ortaya çıkıyor. Ulus devlet kapitalist ekonomiyi koruyan, burjuvazinin çıkarlarını koruyan bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bakın hep ne oluyor arkadaşlar? Üst yapı altyapıyı şey yapıyor, bütünlüyor.
Bakın bir yapıdan başka bir toplumsal formasyondan başka bir toplumsal formasyona geçiyoruz. Bu kadar basit değil arkadaşlar. Anlaşılsın diye basitleştirerek anlatıyoruz. Ama orada arkadaşlar ne belirleyici? Sınıflar arasındaki mücadele. Niye tarih sınıf savaşından ibaret? Çünkü ekonomik bir kavram, sınıf kavramı arkadaşlar. Yani ekonominin belirleyici olduğu bir şey. Toplumsal sınıf dediğimiz zaman arkadaşlar ekonomik şeyin belirleyici olduğu, faktörün belirleyici olduğu bir şey. İşte üretim araçları elinde bulunan sınıfla üretim araçlarından yoksul olan sınıf arasındaki çatışma. Sınıflar arasındaki mücadele tarihin, üretim güçlerinin gelişimiyle tarih değişiyoruz arkadaşlar. Bir başka ifadesi de o üretim güçlerinin değişimi bağlamında belki daha başka bir düzeyde sınıfların arasındaki mücadeleyle tarih değişiyor. Ekonomik kavram sınıf, ekonomik sınıfların birbiriyle mücadelesiyle tarih değişiyor. İşte kim kimle mücadele ediyor? Aristokrasiyle burjuvazi birbiriyle mücadele ediyor arkadaşlar. O savaşı burjuvazi devrimle kazanıyor. Kapitalist topluma geçiliyor ve kapitalist toplumda artık biz arkadaşlar aristokrasinin tasfiye edildiğini görüyoruz. Aristokrasi tasfiye ediliyor. Aristokrasi ortadan kaldırılıyor. Peki arkadaşlar burjuvazi neyi talep ediyor? Eşitliği talep ediyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Diyalektikteki bir önceki dersteki şeyi hatırlayın. Her dönem bir önceki dönemden daha ileri. Marx arkadaşlar kapitalist toplumun feodal toplumdan daha ileri olduğunu düşünüyor. Bakın feodal toplumda arkadaşlar aristokratik ayrıcalıklar var. Eşitlik düşüncesi yok. Ama kapitalist toplumda arkadaşlar eşitlik düşüncesi hayata geçiyor. Her ne kadar soyut eşitlik olsa da, her ne kadar ekonomik eşitlikler dikkate alınmasa da yine de arkadaşlar, yine de feodal toplumla kıyaslandığı zaman arkadaşlar bakın bir ileri aşama. Ya da arkadaşlar mesela feodal toplumda hukuk karşısında eşitlik düşüncesi yok. İnsanlara farklı muamele ediliyor. Çünkü ayrıcalıklar var demiştik. Arkadaşlar burjuva toplumunda, kapitalist toplumda hukuk karşısında eşitlik bakın. Bunlar tabii ki yeterli değil Marx için arkadaşlar. Marx da insanın özgürlüğü için yeterli değil. Kapitalist toplumdaki eşitlik düşüncesi, özgürlük. Mesela özgürlük ne arkadaşlar mesela? Özgürlük değil mi? Özgürlük ne demek arkadaşlar? İnsanların emeğini kullanabilmesi. Feodal toplumda arkadaşlar insanlar özgür değiller. Niye özgür değiller? Çünkü toprağa bağlı çalışıyorlar. Toprağın parçası olarak çalışıyorlar. Ama kapitalist toplumda piyasa var. Artık işçi var arkadaşlar. Self yerine işçi var. İşçi ne yapıyor? Emeğini kullanma özgürlüğüne sahip. En azından tabii ki bu iyi şey bir özgürlük, yeterli bir özgürlük değil ama yani bir toprağa bağlı değil. O işte çalışmıyor. Bir de başka bir işte de çalışabilir. Piyasaya göre istediği seçebilir. Bu anlamda bir özgürlük var arkadaşlar. Demek ki bir önceki dönemden bir sonraki dönem daha ileridir düşüncesi arkadaşlar. O diyalektiğin içermiş olduğu şey burada da geçerli. Marx'a göre arkadaşlar burada da kendini gösteriyor. Yani biz Marx'ın düşüncelerinde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Marx arkadaşlar kapitalist toplumun feodal toplumdan daha ileri bir evreye tekabül ettiğini, insanlık tarihinde daha ileri bir evreye tekabül ettiğini düşünür. Niye? Çünkü diyalektik bir işleyişi kabul eder. Tarihin işleyişinin diyalektik olduğunu düşünür. Peki kapitalist toplumda arkadaşlar mesele bitiyor mu? Hayır, mesele bitmiyor arkadaşlar. Kapitalist toplumda da arkadaşlar bu bahsettiğimiz süreç gerçekleşiyor. Yani üretim güçleri değişmeye başlıyor. Üretim güçleri arkadaşlar değişiyor. Ne oluyor arkadaşlar? İşte kapitalizm gelişmeye başlıyor. Kapitalizm içerisinde işte üretim güçleri gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Ve kapitalizmde hangi sınıf ortaya çıkıyor arkadaşlar? Proletarya. İşçi sınıfı ortaya çıkıyor. Bakın burjuvazi arkadaşlar, feodal toplumdan komünist kapitalist topluma geçişi sağlayan sınıf. Eğer feodal toplumdaki değişime bakacak olursanız arkadaşlar, burjuvazi insanlığı ileriye götüren sınıf, ilerici bir sınıf, aristokrasiyle kıyaslanırsa. Bakın, burjuvazi arkadaşlar, feodal toplumda aristokrasiyle karşılaştırdığımızda arkadaşlar ilerici sınıf, çünkü insanlığı bir ileri aşamaya götürüyor. Tabii bunu ileriye taşıyorum diye yapmıyor arkadaşlar. Kendi çıkarları için yapıyor ama otomatik olarak insanlık bir ileri aşamaya geçiyor.
Yani o niyet edilmiş, tarihsel determinizm olduğu için niyet edilmiş bir şey yok. Yani biz insanlığı ileriye taşıyalım diye falan bunu gerçekten arkadaşlar böyle düşünerek veya burada arkadaşlar burjuvazi kendi çıkarları gereği belki onu benimsiyor, öyle bir eşitlik düşüncesini. Ama o eşitlik düşüncesine inansa bile o düşüncenin gerisinde aslında ekonomik çıkarlar var. Onu unutmamamız lazım. Orada belirleyici olan arkadaşlar ekonomik çıkarlar, o tarihsel işleyiş belirleyici. Şimdi kapitalist toplumda arkadaşlar, burjuvazi bu sefer arkadaşlar gerici bir toplumsal sınıf. Çünkü mevcut düzeni korumaya çalışıyor. Burjuvazi kapitalist toplumsal düzen. Çünkü çıkarlarına hizmet ediyor. O hukuk sistemi, ideoloji, işte ahlak sistemi, ahlak da arkadaşlar, hukuk da, değerler de arkadaşlar, ekonomik çıkarları meşrulaştıran, ekonomik düzeni meşrulaştıran araçlardır. Marx arkadaş ahlakı, dini, efendim değer sistemlerini, ideolojileri ekonomik çıkarları meşrulaştıran, ekonomik düzeni meşrulaştıran araçlar olarak görüyor. İşte Marx, din afyondur sözünün geniş anlamı budur arkadaşlar. Değer sistemleri ekonomik çıkarları meşrulaştırır, haklılaştırır. Liberalizm de arkadaşlar bir ideolojidir. Bütün insanlar özgür der, işte herkes özgürdür der. İsterseniz emeğinizi satarsınız, isterseniz satmazsınız. Size kimse zorla bir şey yaptıramaz. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hukuk nötrdür, evrenseldir, devlet tarafsızdır gibi, değil mi, söylemleri var ideolojinin. Ne yapar arkadaşlar liberalizm? Aslında ekonomik eşitsizlikleri, aslında sömürüyü görünmez kılar. İnsanlar o ideoloji içinde kaldığı zaman sömürüyü görmezler. Kendi çıkarlarını, kendi o toplumdaki eşitsizlikleri görmezler. İdeoloji bir anlamda arkadaşlar o değer sistemleri, o toplumsal düzendeki değer sistemleri, o mevcut ekonomik düzendeki arkadaşlar çelişkileri gizler. Ve böylece o ekonomik düzenin işlemesi hizmet eder. Din de böyledir arkadaşlar. Değerler de böyledir. Ahlak da böyledir. İdeoloji zaten geniş anlamda dünya görüşü olarak ifade edelim, değer sistemi olarak ifade edelim. Her değer sistemi arkadaşlar ahlak şeyi tamamlar, ekonomik düzeni tamamlar. Hukuk öyle hiç tarafsız falan değildir arkadaşlar Marx'a göre. Hukuk sistemi tarafsız değildir. Her zaman hukuk kime hizmet eder? Hakim olan toplumsal sınıflara hizmet eder. Kapitalist toplumda arkadaşlar hukuk kendini tarafsız gibi sunar. Bu bir ideolojik şeydir, iddiadır. Ama taraflıdır aslında. Kime hizmet eder? Burjuvazinin mülkiyetini korur. Toplumsal düzeni koruyarak bir şekilde burjuvazinin mülkiyetinin korunmasına hizmet eder. Devlet de aynı şekilde arkadaşlar. Devlet de aynı şekilde arkadaşlar. Marx'a göre liberal devlet, kapitalist devlet de hiçbir şekilde tarafsız değildir. Kim hizmet eder? Bakın üst yapı kurumları ekonomik sisteme hizmet ediyor. O ekonomik düzene, kapitalist toplumsal düzene hizmet eder. O kapitalist toplumsal düzende hakim olan sınıf hangisidir? Burjuvazidir. O zaman devlet burjuvazi hizmet eder. Devlet burjuvazinin çıkarlarına hizmet eder. Hiç de öyle tarafsız değil. O tarafsızlık, efendim işte eşitlik falan, bunlar ideolojik söylemlerdir. Marx arkadaşlar o anlamda ideolojiyi bir yanılsama olarak tanımlar, bir yanılsama olarak ifade eder. Demek ki arkadaşlar kapitalist toplumsal düzende de arkadaşlar o toplumsal düzeni koruyan sınıf burjuvazidir. Burjuvazi arkadaşlar o anlamda baktığımız zaman gerici sınıftır. Çünkü mevcut düzeni tutmaya çalışıyor. Çünkü düzen burjuvazinin çıkarına hizmet ediyor. Burjuvazi kendi bunu bilinçli olarak ya da bilinçsiz şekilde arkadaşlar kendi çıkarlarına hizmet eden bu düzen içerisinde arkadaşlar o değer sistemlerini o doğal olarak kime hizmet ediyor? Burjuvazi hizmet ediyor. Devlet burjuvazi hizmet ediyor. Ahlak burjuvazi hizmet ediyor. Demek ki o anlamda baktığımız zaman arkadaşlar, peki öbür sınıf hangisi? Proletarya. Proletarya nedir arkadaşlar? Üretim araçlarından yoksun olan sınıf. Yani emeğinden başka bir şeysi olmayan sınıf. Özgür emeğini kullanmak bakımından, ama bu gerçek bir özgürlük değil arkadaşlar. Birazdan Marx'ın özgürlük düşüncesinden bahsedeceğiz. Bu gerçek bir özgürlük değil. Soyut bir özgürlük. Yani hakiki özgürlük arkadaşlar, işte Marx'a göre insanın kendini gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Öz gerçekleştirme anlamına gelmiyor. Geliyor, onu birazdan konuşacağız. Peki, ne oluyor arkadaşlar? Üretim güçlerinin gelişimiyle birlikte arkadaşlar bu proletarya kalabalıklaşıyor. Üretim güçleri çok küçük bir azınlığın elinde toplanıyor. Proletarya, ya yani üretim araçları yoksul sınıfın sayısı artıyor. Bu gelişmeyle birlikte arkadaşlar proletarya bilinçleniyor.
sınıf bilinciyle birlikte arkadaşlar. Ve artık arkadaşlar sistemdeki çelişki, yani kapitalist toplumda gördüğümüz çelişki, gerilim kaldırılamaz bir hale geliyor. Ve böylece arkadaşlar ne oluyor? Bir başka toplumsal devrim olacak ki böyle bir devrim arkadaşlar Marx'ın öngördüğü biçimde olmadı. Bu devrimle birlikte arkadaşlar ne olacaktı? Kapitalist toplumdan proletarya devrimiyle arkadaşlar kapitalist toplum ortadan kalkacaktı ve önce sosyalist toplum sonra komünist topluma doğru geçilecekti. Böyle bir düşünce. Şimdi niye arkadaşlar bu devrim olmadı diyorum? Çünkü arkadaşlar burada teoriyle pratik arasında arkadaşlar bir uyumsuzluk söz konusu. Marx arkadaşlar, Marx'ın teorisine göre toplumsal düzen arkadaşlar bir toplumsal düzenin değişmesinde arkadaşlar o toplumsal düzendeki üretim güçlerinin en gelişmişlik aşamasına ulaşması lazım. Yani kapitalist toplumlar arkadaşlar içindeki üretim güçleri en gelişmiş aşamasına ulaşacak ki kapitalist toplum değişsin. Dolayısıyla arkadaşlar devrim bu teoriye göre en gelişmiş kapitalist ülkede olması gerekirdi. Yani kapitalist ülkeler içerisinde en gelişmiş hangisiyse orada olması gerekirdi. Üretim güçlerinin gelişmişisi en ileri noktasına ulaştığı zaman eğer devrim oluyorsa o zaman üretim güçlerinin gelişmesinin en ileri aşamasına ulaşması en gelişmiş kapitalist toplumda olacak olması gerekir. Teoriye göre arkadaşlar. O zaman devrim olacaktı. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar hangi ülke? Bu İngiltere. Yani eğer bakarsak o döneme arkadaşlar o döneme bakarsak bu özelliği taşıyan ülke İngiltere. Devrim İngiltere'de mi oldu? Hayır, İngiltere'de olmadı. Nerede oldu? Rusya'da oldu. Rusya'da ne var arkadaşlar? Rusya'da işte öyle gelişmiş bir kapitalizm yok. Köylüler var. Bildiğimiz anlamda proletarya sınıfı bile yok. Onun için arkadaşlar bu teoriyle pratik arasındaki uyumsuzluk, Marx'ın düşüncelerinin hani söylediklerine uygun olmayan bir şey. Tabii ki sosyalizm işte var hani şeyle birlikte Sovyetler Birliği işte sosyalist rejimler var ama hani o teorideki gibi bir şey değil bu arkadaşlar. Onu ifade edelim. Bununla ilgili tabii çok fazla tartışma yapılabilir, yapabiliriz. Şimdi tabii ki o geçişte arkadaşlar, o geçişte o şeyden kapitalizmden komünist topluma geçişte arkadaşlar böyle birdenbire olmuyor. Önce arkadaşlar şimdi bakın şuna da bakın arkadaşlar her toplumsal düzen arkadaşlar bir sınıf tarafından değiştiriliyor değil mi? Proletaryada arkadaşlar kapitalizmi değiştiriyor Marx'ın teorisine göre. Her toplumsal düzen kendisi mezar kazıcılığını üretir. Kendisini yok edecek olan sınıfı hazırlar. Yani feodal toplum içerisinde burjuvazi arkadaşlar ortaya çıktı ve burjuvazi feodal toplumu yok etti. Kapitalizm içerisinde de arkadaşlar proletarya ortaya çıkacak. O proletarya kapitalizmi yok edecek. Şimdi tabii ki arkadaşlar Marx'ın komünist topluma geçişi, kapitalist toplumdan komünist topluma geçişinde bir ara dönem var. Biz buna sosyalist dönem diyoruz arkadaşlar. Sosyalist dönem başka ifadesi arkadaşlar proletarya diktatörlüğü olarak da adlandırabiliriz arkadaşlar. Burada devlet var. Bakın devlet var. Devlet özel mülkiyeti tamamen ortadan kaldırıyor. Proletarya devriminden sonra devlet özel mülkiyeti tamamen ortadan kaldırıyor. Bütün mülkiyet devlete ait arkadaşlar. Bütün mülkiyet devlete ait. Devleti arkadaşlar proletaryanın yönettiği varsayılıyor. Onun için proletarya diktatörlüğü diyoruz arkadaşlar. Yani biz arkadaşlar burjuvazinin diktatörlüğünden proletaryanın diktatörlüğüne geçiyoruz. Peki proletarya diktatörlüğünün güzelliği ne arkadaşlar? Proletarya insanlığı ileriye taşıyan bir sınıf olarak düşünüldüğü için aslında proletaryanın diktatörlüğünün, bakın arkadaşlar proletarya ilerici bir sınıf olarak görüldüğü için çünkü insanı özgürlüğe götürecek olan sınıf proletarya. Bilerek ya da bilmeyerek yani o da arkadaşlar aslında nihayetinde o tarihsel süreç içerisinde kendi rolünü ifade ediyor. Kendi işlevini yerine getiriyor. Proletarya arkadaşlar, proletarya
özgürlüğe götüren sınıf var. Proletarya diktatörlüğü arkadaşlar, yani sosyalist dönem, geçiş dönemi olarak ifade edildiği dönemde arkadaşlar, olumlamış oluyoruz. Proletaryanın hakimiyetini olumlamış oluyor Marx arkadaşlar. Proletarya diktatörlüğü olumlamış oluyor. Peki ne olacak? Proletarya diktatörlüğü işte mesela arkadaşlar Sovyetler Birliği gibi sosyalist rejimlerde arkadaşlar geçiş dönemi olduklarını düşünüyorlardı ve ileride komünist topluma geçeceğini varsayıyorlardı. Hiç öyle olmadı. Onu söyleyelim. Yani işçi sınıfının hakimiyeti, komünist partinin hakimiyeti, işçi partisinin sosyalist partinin hakimiyeti, proletarya diktatörlüğü olarak kendilerini görüyorlardı belki. Yani o devletin öyle meşrulaştırıyorlardı. Peki ne olacak arkadaşlar? Zaman içerisinde arkadaşlar, zaman içerisinde kapitalist toplumdan kalan alışkanlıklar, anlayışlar, yapılar, artıklar temizlenecek. Yani öyle bir aşamaya gelecek ki arkadaşlar, devlet sönümlenecek. Devlet ortadan kalkacak. Kendiliğinden devlet ortaya kalkacak. Yani Marx'a göre arkadaşlar, devlet kendiliğinden ortadan kalkacak. Devlet arkadaşlar ortadan kalkınca arkadaşlar, devlet ortadan kalkınca devletsiz topluma, sınıfsız topluma, komünist topluma geçecek. Zaten komünist toplumda artık arkadaşlar proletarya da olmayacak. Çünkü sınıf farklı olmayacak. Komünist toplumda arkadaşlar herhangi bir sınıf olmayacak. Herhangi bir sınıf olmayacak. Sınıfsız toplum arkadaşlar. Sınıfsız toplum. Ve devletsiz toplum. Bakın proletarya arkadaşlar devletsiz, pardon komünist toplum arkadaşlar devletsiz bir toplum. Komünist toplum sınıfsız bir toplum. Komünist toplum arkadaşlar, komünist toplum insanların içerisinde gerçek anlamda özgür oldukları toplum. Siz kapitalist toplumda da özgürsünüz ama tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar. Amiyane tabirle yalandan özgürsünüz. Gerçekten özgür değilsiniz. Çünkü ekonomik eşitlikler sizi bağlıyor. İstediğinizi yapamıyorsunuz. Sizi zorluyor ekonomik eşitlikler arkadaşlar. Gerçek özgürlük arkadaşlar ekonomik eşitlikten ortadan kalkmasıyla birlikte ancak. Sınıf farklının ortadan kalkmasıyla birlikte ancak. Devletin ortadan kalkmasıyla birlikte ancak ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devletsiz toplum, sınıfsız toplum, komünist toplum. Bunu ifade edelim. Arkadaşlar devlet, bakın gördüğünüz gibi Hegel ile Marx nasıl farklı düşünüyor. Hegel devleti arkadaşlar ideal toplum olarak, tarihin sonu olarak görürken, Marx arkadaşlar devleti aşılması gereken bir şey olarak görüyor. Marx devleti ortadan kalkması gereken bir şey olarak görüyor. Marx devletsiz toplum, ideal toplum olarak görüyor. Çünkü arkadaşlar Marx'a göre devlet sınıf farklılıklarıyla ortaya çıkmış olan bir kurum. Yani devletin varlık nedeni sınıf çatışması. Ekonomik olarak arkadaşlar ayrıcalıklı bir sınıf ortaya çıkıyor. Zenginle fakir ortaya, öyle diyelim, zenginler ve fakirler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sonra zenginler kendi çıkarlarını korumak için arkadaşlar bir aygıt icat ediyorlar. Buna devlet diyoruz. O devlet arkadaşlar, o devlet düzeni sağlayarak zenginlere hizmet ediyor. Zenginlerin mülkiyetini korarak zenginlere hizmet ediyor. Demek ki devletin varlık nedeni arkadaşlar sınıf farklılığı. Ekonomik eşitsizlik varsa devlet var. Sınıf farklılığı varsa devlet var. Ve ne oluyor arkadaşlar? Devlet üst sınıfın üretim araçlarına sahip olan sınıfın ya da ekonomik yönden güçlü olan sınıfın diğer üzerindeki hakimiyetini sağlıyor. Diğer üzerindeki tahakkümünü sağlıyor. Devlet bir tahakküm aracı arkadaşlar. Marx'a göre devlet bir tahakküm aracı. Hakim olan sınıfın tahakkümünü mümkün kılan bir araç. Onun için arkadaşlar devletin olduğu yerde tahakküm vardır. Devletin olduğu yerde bir sınıf başka bir sınıf üzerine hakimiyet kuruyor demektir. Devletin olduğu yerde arkadaşlar bir sınıf başka bir sınıf hükmediyor demektir. Siyasi tahakküm vardır arkadaşlar. Siyasi tahakküm ekonomik tahakkümün ürünüdür. Ekonomik tahakkümün bir sonucudur. Ekonomi belirleyici demiştik ya arkadaşlar Marx'ta. O zaman ideal toplum devletli toplum olamaz. Çünkü devletli toplumda tahakküm var. Peki komünist toplumda ne var? Tahakküm yok, özgürlük var. Kimse kimseye hükmetmiyor. Çünkü bir sınıf başka bir sınıf hükmetmiyor. Çünkü sınıf farklılığı yok. Orada arkadaşlar herkes kendi kendini yönetiyor. Onun için arkadaşlar Marx'ın ideal toplumu gerçek demokrasi olarak da adlandırılır. Bakın Marx'ın ideal toplumu, komünist toplum gerçek demokrasi olarak da adlandırılır. Niye gerçek demokrasi olarak adlandırılır? Çünkü liberal demokrasi, kapitalist toplumdaki demokrasi sahte demokrasidir. Kapitalist toplumdaki demokrasi arkadaşlar burjuva demokrasidir. Burjuva demokrasisinde burjuvazinin hakimiyeti vardır gerçekte.
aslında bir tahakküm vardır. Tahakkümün olmadığı bir yerde özgürlük vardır. Tahakkümün olmadığı bir yerde gerçek demokrasi vardır. Tahakküm ortadan kaldıracaksınız ki gerçek demokrasi olsun. Sınıf, komünist toplum arkadaşlar tam da tahakkümün olmadığı bir toplum olduğu için gerçek demokrasidir. Ne oluyor arkadaşlar komünist toplumda? Bütün herkes, bütün bireyler üretim sürecini beraberce kontrol ediyorlar. Yani bakın arkadaşlar, özgür olmak kendini yönetmek demektir Marx'a göre arkadaşlar. Birazdan Marx'ın özgürlük düşüncesini biraz açacağız, biraz konuşacağız, ifade edeceğim arkadaşlar. Marx'a göre arkadaşlar özgür olmak kişinin kendini yönetmesi demektir. Hani demiştik ya işte Kant, Rousseau, Hegel, pozitif özgürlük düşüncesi, kendi kendini yönetme düşüncesi. Peki kişi kendi kendini nasıl yönetir toplumsal hayatta? Toplumsal hayatta kişi kendi kendini, ancak toplumsal hayatı kontrol ederek yönetir. Yani eğer toplumsal hayatı ipleri hepimizin elindeyse, o ipleri hep beraber tutuyorsak, eğer toplumsal hayatı hep beraber denetliyorsak, toplumsal hayatı hep beraber kontrol ediyorsak, o zaman biz kendi kendimizi yönettiğimizden bahsedebiliriz. Kendi yasa koyucumuz kendimiz olduğundan bahsedebiliriz. O zaman tahakkümün olmadığından, bizi birilerinin yönetmediğinden bahsedebiliriz. Biz o zaman özgür olduğumuzdan bahsedebiliriz. Biz o zaman, ancak biz o zaman arkadaşlar gerçek demokrasiden bahsedebiliriz. Bakın arkadaşlar, gerçek demokrasi tahakkümün olmaması. Geçiş dönemindeki arkadaşlar proletere diktatöründe bile demokrasi yok, gerçek demokrasi. Orada da proletaryan tahakküm var. O tahakküm iyi bir şey çünkü komünist topluma geçişte bir aşama. Gerçek demokraside arkadaşlar tahakküm yok. Gerçek demokraside arkadaşlar insanların birbirlerine hükmetmesi yok. Gerçek demokraside arkadaşlar yönetmek demek insanların birbirini yönetmesi demek değil. İnsanların hep beraber meseleleri yönetmesi demek. İnsanların hep beraber sorunları yönetmesi, meseleleri, insanın insan değil, insanın meseleleri yönetmesi demek. Gerçek demokrasi dediğimiz zaman böyle bir şeyde. Demek ki özgür olmak arkadaşlar kişinin kendi kendini yönetmesi. Ve kendini yönetmek ne anlama geliyor toplumsal düzeyde? Toplumsal düzeyde kendini yönetmek arkadaşlar, toplumsal düzeyde Marx'ın düşünceleri açısından bakacak olursak arkadaşlar, toplumsal düzeyde kendini yönetmek demek, toplumsal hayat kontrolü elinde bulundurmak demek arkadaşlar. Peki Rousseau da böyle söylüyor. Rousseau da diyordu ki toplumsal hayatın kontrolünü hep beraber elimizde bulundursak, hep beraber kontrol edersek, yani ortak hayat üzerinde ortak denetim, kolektif denetim varsa özgürüz diyor, değil mi Rousseau? Peki Marx da bunu söylüyor. Marx'ın söylediği şey farklı şey ne? Marx şunu diyor. Eğer diyor ortak hayatın kontrolünü elimizde bulundurmak istiyorsak, arkadaşlar Marx diyor ki ekonominin kontrolünü elimizde bulundurmamız lazım. Yani üretim güçlerinin kontrolünü elimizde bulundurmamız lazım. Üretim güçlerinin kontrolünü elimizde bulundurmamız lazım ki ortak hayatı kontrol edebilelim. Böylece kendi kendimizi yönetebilelim. Arkadaşlar Marx'a göre özgür olmak, bakın yine ekonomi üzerinden özgürlüğü açıklamış oluyoruz. Marx'a göre arkadaşlar özgür olmak, üretim güçleri üzerindeki kontrolün bizim elimizde olması demek. Hep beraber üretim güçlerini kontrol ediyorsak, hep beraber üretim güçlerini denetliyorsak, ancak o zaman biz özgür olduğumuzdan bahsedebiliriz. Komünist toplum arkadaşlar, Marx'ın kafasında arkadaşlar komünist toplum böyle bir toplum. Böyle bir toplum. İnsanların gerçekten özgür olduğu bir toplum. Ve o toplum arkadaşlar devletin aşıldığı bir toplum. Devletin aşıldığı bir toplum olarak kendini gösteriyor. Şimdi tabii ki arkadaşlar biraz burada özgürlük düşüncesine, Marx'ın özgürlük düşüncesine biraz değinmemiz lazım. Hani biraz daha açmamız lazım. Marx özgürlük derken ne anlıyor? Yani demin dersin başında ifade etmiştik arkadaşlar. Marx içinde arkadaşlar herkesin özgürlüğü varsa özgürüz. Yani
komünist toplum arkadaşlar, bütün bireylerin özgür olduğu bir toplum. Dolayısıyla o anlamda baktığımız zaman her bir kişinin eşit ölçüde eşit olduğu, gerçekten eşitliğin sağlandığı bir toplum. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar, Marx'ta özgürlüğün koşulu arkadaşlar ekonomik eşitlikten geçiyor. Ekonomik ayrıcalıklar varsa, ekonomik eşitlikler varsa, ekonomik eşitlikler söz konusuysa özgürlük de olmaz. Önce ekonomik eşitliği sağlamanız lazım ki özgürlük anlaşılsın. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Niye önemli? Çünkü şöyle bir düşünce vardır. İşte Marx eşitliği savunuyor. Liberalizmde Marksizm eşitliği savunuyor, liberalizmde özgürlüğü savunuyor. Dolayısıyla hani ikisini karşılaştırırken, iki ideolojiyi karşılaştırırken arkadaşlar genelde işte böyle bir şey yapılır, tasnif yapılır ve arkadaşlar çok doğru bir şey değil. Marx'ın arkadaşlar derdi de özgürlük. Marx'ın temel hedefi de özgürlük. Bakın, Marx'ın temel hedefi de özgürlük. Marx insanların bilardo topları gibi birbirinin aynısı olduğu homojen bir toplumu arzulamıyor arkadaşlar. Marx böyle insanlar birbirine benzesinler, insanlar birbirlerine aynısı olsunlar, insanlar birbirinden hiç farklı olmasınlar diye düşünmüyor arkadaşlar. Marx'ın kafasında böyle bir şey yok. Marx'a göre arkadaşlar insanlar farklı yeteneklere sahip olabilirler, farklı özelliklere sahip olabilirler. O yetenekleri, özellikleri onları farklı kılar. Marx arkadaşlar o anlamda eşitliği bir amaç olarak, hani tabii ki önemli bir değer ama maksat arkadaşlar orada amaç eşitlemek değil, herkesi aynılaştırmak değil. Oradaki eşitlik aynılaşmak, aynılık anlamında bir eşitlik değil arkadaşlar. Marx niye eşitliği savunuyor? Çünkü Marx arkadaşlar özgürlüğü savunduğu için eşitliği savunuyor. Diyeceksiniz hocam işte liberalizm diyor. Hayır, Marx'ın özgürlük anlayışıyla liberalizm ki farklı arkadaşlar. Marx'ın özgürlük anlayışı eşitliği gerekli kılıyor. Marx'ın özgürlük anlayışına göre arkadaşlar insanların gerçekten özgür olabilmeleri için ekonomik eşitliğin gerçekleşmesi lazım. Ekonomik eşitsizliklerin bütünle ortadan kalkması lazım. Bakın, insanların gerçekten özgür olabilmeleri için Marx'ın düşüncelerine göre, Marx'a göre arkadaşlar insanların gerçekten biz özgür olduğundan bahsedebilmemiz için ekonomik eşitliğin gerçekleşmesi lazım. Eşitlikle arkadaşlar özgürlük arasında doğrudan bir ilişki var, doğrusal bir ilişki var. Eşitliği gerçekleştirdiğiniz ölçüde, eşitliği hayata geçirdiğiniz ölçüde insan özgür olduğundan bahsedebilir. Komünist toplum arkadaşlar eşitliğin hayata geçirildiği bir toplum olduğu için özgürlüğün de imkanını sunar. Komünist toplum arkadaşlar ekonomik eşitliğin hayata geçirildiği bir toplum olduğu için özgürlüğün imkanı sunar. Marx'a göre liberal siyasi düzen, kapitalist siyasi düzeninde insanların gerçekten özgür olmamaları neden arkadaşlar? Oradaki ekonomik eşitsizliklerden de kaynaklanır. Ekonomik eşitsizliklerden de kaynaklanır arkadaşlar. Sizin hukuk karşısında eşit olmanız, sizin yasa karşısında eşit olmanız, sizin kurallar karşısında eşit olmanız arkadaşlar özgür olmanız için yetmez. Siz arkadaşlar kapitalist toplumsal düzende ekonomik eşitlik olduğu için istemediğiniz birçok şeyi yapmak zorunda kalırsınız. Bakın, istemediğiniz birçok şeyi yapmak zorunda kalırsınız. Siz kendi istediğiniz şeyleri yapan kişiler olarak hayatınızı sürdüremezsiniz. Yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalırsınız. O anlamda belirlenmiş olursunuz. O anlamda özgür olmamış olursunuz arkadaşlar. Koşullar, ekonomik koşullar, o ekonomik eşitsizlikler arkadaşlar sizi zorlar. Siz zorladığı için arkadaşlar siz istediğiniz şeyi yapamazsınız. Onun için hakiki özgürlük, gerçek özgürlük arkadaşlar bu zorlamayı ortadan kalkmasına bağlıdır. Bu zorlamayı sağlayan şey nedir arkadaşlar? Ekonomik koşullar. Bu zorlamaya neden olan şey, kişinin istemediği şeyleri yapmasına neden olan kişiyi bir takım şeyleri yapmaya zorlayan, bu açık bir zor değildir arkadaşlar. Hani bu zor
İşte birinin sizin kafanıza silah dayaması, işte birinin size efendim boğazınıza bıçak dayar bir şey yaptırması şeklindedir. Koşullar size olur arkadaşlar. O anlamda aslında gerçekten özgür değilsiniz. İşte emek özgürdür, işte proletarya emeğini istediği gibi kullanır ama istediği gibi kullanamaz aslında. Gerçekte arkadaşlar bu bir numaradır. Siz evet, çok güzel bir örnek görmüş arkadaşımız. Yani harika. Üniversite birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Üniversite mezunu olup kasiyer olmak gibi kendi işinizi yapmamak. Evet arkadaşlar, çok çok güzel bir örnek işte arkadaşlar. Yani arkadaşlar size birisi şöyle diyebilir. Üniversite mezunu olup da bir kasiyerlik de arkadaşlar önemli bir iş. Kesinlikle o işi küçümsediği bir şey söylemiyoruz. Sadece arkadaşımız örnek verdiği için söylüyorum. Size birisi şunu diyebilir. Size arkadaşlar liberal birisi şunu diyebilir. Bak der, sen tercihin. İstersen kasiyer olmayabilirsin. Sen özgür seçiminle gidip kasiyer oluyorsun diyebilir. Üniversite mezunu olup da kasiyerlik yapan bir arkadaşımıza. Ama aslında önünde özgür seçim yoktur arkadaşlar. Şartlar onu zorlamıştır. Paraya ihtiyacı vardır. İş bulamıyordur. Evet, ya da tarih mezunu olup polis olmak. Eğer arkadaşlar şöyleyse sıkıntı yok. Tarih mezunusudur ama içinizde polis olmak yönünde bir şey vardır. Bir istek vardır. Tarih mezunu olduktan sonra da ya okudum mu tarihi ama ben aslında polis olmak istiyorum. Bu da sıkıntı yok ama tarih mezunusu arkadaşlar hiç bulamıyorsunuz. Başka da şansınız yok. Bu arada polislikle ilgili bir şey var, imkan var. İstemediğiniz halde polis oluyorsanız arkadaşlar o dediğimiz şeye örneği arkadaşlar uyuyor. Demek ki arkadaşlar koşulların yani bu örnekler güzel oldu arkadaşlar. Çünkü birazdan yabancılaşmadan bahsedeceğim. Tam da yabancılaşmayı anlatan bir şey bu arkadaşlarımızın verdiği örnekler. Tam da yabancılaşmayı anlatan bir şey arkadaşlar. Demek ki koşullar uygun olmadan, yani ekonomik koşullar uygun olmadan insanların gerçek anlamda özgür. Onun için ekonomik eşitlik arkadaşlar. Yani Marx'ın da onu söylemeye çalışıyordum. Marx'ın da arkadaşlar temel meselesi özgürlüktür, eşitlik değildir. Eşitlik bir araçtır. Koşullar uygun olacak. Liberaller biraz da evet. Yani liberaller arkadaşlar, liberalizmi anlatırken söyledik. Liberaller arkadaşlar eşitliğin hayata geçtiği bir toplumsal düzende özgürlüğün ortadan kalkacağından korkuyorlar. Liberaller neye bakarak korkuyorlar? İşte Sovyetler Birliği'ne bakarak, sosyalist rejimlere bakarak korkuyorlar. Orada işte devlet her şeyi planladığı için arkadaşlar bireyin tercihlerinin çok bir anlamı kalmıyor. Eşitliğin çok ileri noktalara götürülmesini totaliter bir rejime kapatacağından endişe oluyorlar. Onlar da kendi açılarından arkadaşlar. Hani bir liberale sorsak o da kendi açısından meseleyi açıklar. O da öyle giderdi. Yani eşitlik aynılaştırır. Eşitlik bireysel farklılığı ortadan kaldırır. Eşitlik bireysel özgürlüğün düşmanıdır diye düşünür. Çok ileri bir eşitlik tabii ki. İleri düzeyde bir eşitlik düşüncesi. Sonuçlarda eşitlik, ekonomik eşitlik işte düşüncesi. Bireysel, yani bir liberal de kendisini öyle savunur. Hani şu anda Marx'ı anlattığım için arkadaşlar Marx'ın düşüncelerinin lehinde konuşuyoruz. Liberalizm anlatırken başka yerden konuşabiliriz. Dediğim gibi yani arkadaşımızın sorusuna binaen söyleyelim. Görmezden geliyor mu? Gelmiş olmuyor mu? Görmezden geliyor olabilir arkadaşlar. Hani liberaller biraz da gerçeği görmezden mi gelmiş oluyor diyor arkadaşımız. Kendini kandırmış da olabilir arkadaşlar. Yani o kendini illüzyon dedik ya, Marx'a göre ideoloji bir illüzyondur, bir yanılsamadır. Öyle inanırsınız ama aslında öyle değildir. Yanılsama odur arkadaşlar. Siz arkadaşlar gerçeği göremezsiniz. Gerçeği, o ideoloji gerçeği gizler. Onun için öyle düşünüyor olabilirsiniz. Gerçeği bilerek görmezlikten gelmiyor da olabilir arkadaşlar. Ne olabilir? Öyle düşünüyor olabilir ama aslında bir yanılsama içinde bulunuyor olabilir. Öyle ifade edelim, belirtelim. Şimdi arkadaşlar, özgürlük kendini gerçekleştirmek demek arkadaşlar Marx'ta. Marx'ta özgürlük kendini. Şimdi arkadaşlar bakın, Marx'ın düşünceleriyle ilgili en önemli tartışma noktalarından bir tanesi de şudur. Marx'a göre insan doğası var mıdır, yok mudur? Şimdi Marx'ın arkadaşlar en önemli özelliği insanın toplumsal ilişkiler tarafından belirlenen bir varlık olduğunu söylemesi. Marx'ı en önemli kılan şey budur arkadaşlar. Yani insanı belirleyen şey toplumsal ilişkilerdir.
düşünceyi belirleyen şey toplumsal ilişkilerdir. Bu anlamda baktığım zaman arkadaşlar Marx düşünce tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yani toplumsal ilişkiler düşünceyi belirliyor. Ahlakı belirliyor, değerleri belirliyor. Birçok şey arkadaşlar toplumsal ilişkiler belirliyor. İnsanı da belirleyen toplumsal ilişkilerdir. Onun için arkadaşlar mesela Marx arkadaşlar böyle düşüncenin toplumun yukarısında duran bir şey olduğunu düşünmezdi. Mesela işte Platon'la kıyaslarsak Platon'a göre arkadaşlar bir idealar dünyası vardı. Ve siz o idealar dünyasına yolculuk yapıyordunuz. Arkadaşlar Marx öyle bir şeyi kabul etmez. Marx'a göre düşünce ilişkiler tarafından belirlenir. İlişkilerin ürünüdür. Toplumsal ilişkilerin ürünüdür. Düşünceyi arkadaşlar yeryüzüne indirmiştir Marx. Böyle bakarsak Marx düşünceyi arkadaşlar yeryüzüne indirmiştir. Düşünceyi toplumsal ilişkilerin bu anlamda baktığımız zaman çok önemli bir adımdır arkadaşlar. Bu önemli değişimdir. Felsefeyi toplumsal ilişkilerin bir ürünü olarak görmek arkadaşlar. Düşünceyi bu önemli bir adım. Marx'ın düşüncelerinin önemli kılan unsurlardan bir tanesi budur. Bunu herkes kabul eder arkadaşlar. Buna itiraz yok. İnsan da toplumsal bir varlıktır. İnsan da toplumsal ilişkiler tarafından belirlenir. O zaman insanın özü, insanın doğası yok mudur? Mesela Marx arkadaşlar klasik iktisatçılar eleştirirken öyle eleştirir. Klasik iktisatçılar ne diyorlardı? İnsan homo economicus'tur. İnsan homo economicus'tur. İnsan ekonomik çıkarlarını düşünen bir varlıktır. Hatırlayın faydacılığı düşüncesini anlatırken söylemiştik Marx'ın itirazı. Marx ne diyordu? Hayır diyordu. İnsan çıkarlarını düşünen bir varlık değildir. Kapitalist toplumdaki insan budur. Kapitalist toplumdaki ilişkiler insanı böyle yapmaya sevk eder. Onun için insan doğası diye bir şey yoktur. Toplumsal ilişkiler tarafından belirlenen insan vardır. İnsan doğasını belirleyen toplumsal ilişkilerdir. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla bir tartışma var. Marx'a göre insan doğası var mıdır, yok mudur? Şimdi böyle bakarsak yoktur gibi gözüküyor arkadaşlar. Toplumsal ilişkiler insan doğasını belirliyorsa insanın doğası yoktur. Fakat arkadaşlar insanın doğasının Marx'ta olmadığını kabul etmek de sorunlu. O zaman arkadaşlar komünist toplumun kapitalist toplumdan daha iyi olduğunu niye iddia ediyoruz? Neden iddia ediyoruz? Yani bir insan doğası anlayışımız olacak ki arkadaşlar o insan doğasına uygun bir yaşamın iyi bir yaşam olduğunu söyleyelim. Yani insan doğasının gerçekleşmesinin iyi bir şey olduğunu söyleyelim. İnsan doğasının olmadığını, toplumsal ilişkilerin insanı belirlediğini kabul edersek arkadaşlar nihilizmi kabul etmiş oluruz. Her toplum kendine göre bir insan anlayışı üretir. Yani kapitalist toplumdaki insan budur. Buradaki insan budur. O zaman bir toplum başka bir toplumdan daha üstün kılan, daha iyi kılan, daha ileri kılan bir şey ölçü olmaz elimizde. İnsan doğasını kabul etmezsek arkadaşlar o zaman insan için iyi şudur diyebileceğimiz bir şey elimizde bir kıstas olmaz. Onun için arkadaşlar aslında Marx'ta insan doğası var mıdır sorusuna bazıları da diyor hayır evet vardır. Marx'ın da bir insan doğası anlayışı vardır. Ama bu insan doğası değişkendir. Dinamik bir insan doğası anlayışı vardır der. Yani biraz öyle revize edelim arkadaşlar. Aslında var. Peki nedir insan doğası arkadaşlar? Marx'ın arkadaşlar insan doğası anlayışının iki tane unsuru var. Bir, demin dedim ya Marx'ın düşüncelerinde ekonomi belirleyici diye arkadaşlar. Marx arkadaşlar insanın çalışma yoluyla kendini gerçekleştiren bir varlık olduğunu düşünüyor. Yani insan doğası gereği emeğiyle doğayı dönüştürür. Doğayı dönüştürerek kendi bilincine varır. Ve bütün bir tarihsel sonucunda arkadaşlar emeğiyle dönüştürdüğü doğa yoluyla kendi bilincine varması sonunda arkadaşlar kendini tanır ve kendini gerçekleştirmiş olur, özgürleşmiş olur. Demek ki arkadaşlar Marx'a göre insanın doğası özü emek, çalışma. İnsan çalışma yoluyla kendini gerçekleştiren, kendi bilincine varan ve özgürleşen bir varlık. Birinci arkadaşlar tespitimiz bu. İnsanın özü emektir. İnsanın özü çalışmadır. Çünkü çalışmayla biz diğer insanlarla etkileşmek üzere doğayı dönüştürüyoruz ve böylece kendi bizim bilincine varıyoruz. Bilincimiz bu şekilde gelişiyor. Ve işte nihayetinde komünist toplumda özgür, eşit, öznel olarak birbirimizi tanıyabilecek tanıma düzeyine erişiyoruz. O bilinç düzeyine erişiyoruz. Bütün o tarihsel sürecin sonunda.
İkinci arkadaşlar olarak söyleyeceğim bir şey, Marx'a göre insan doğası gereği toplumsal bir varlık. Yani hem insan özü gereği, insan özü emek, hem de insan toplumsal bir varlık. Bu ikisini birlikte düşüneceğiz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, Marx'a göre iyi toplum nedir arkadaşlar? İyi toplum insanın kendisini gerçekleştirebildiği toplumdur. Peki kendini gerçekleştirdiği ne demektir? İnsanın özünü kabul etmemiz lazım. İnsanı kendini gerçekleştirmesinden bahsetmemiz için arkadaşlar, insanın bir özü olduğundan bahsetmemiz lazım. Özü neydi? Çalışmaktı, emekti. İnsanın emeğini kullanabildiği, emeğini kontrol edebildiği, emeği üzerinde kontrol sahibi olduğu bir toplumdur arkadaşlar, iyi bir toplum. Peki özgürlük nedir arkadaşlar? Özgürlük kişinin emeğini kontrol edebilmesidir. Kişinin emeği üzerinde kontrol sahibi olmasıdır. Demin işte arkadaşımız örnek veriyor, işte kasiyer olmak istemiyorsun ama kasiyer oluyorsun işte. Demek ki emeği üzerinde kontrol sahibi değilsin. Polis olmak istemiyorsun ama mecburen polis oluyorsun farz edelim ki. Emeğin üzerinde kontrol sahibi değilsin demek, değil mi? Peki. Emeğini kontrol edebiliyorsan, istediğin şeyi yapabiliyorsan, emeğin üzerinde bir kontrol lüm varsa, kontrol sahibiysen arkadaşlar, sen özgürsün. Peki arkadaşlar, bizim emeğimiz üzerinde kontrolümüzü engelleyen şey ne? Bizim emeğimiz üzerindeki kontrolümüzü arkadaşlar sağlamamızı engel olan şey ne? Neden kaynaklanıyor? Neden devlet? Devlet bir sonuç arkadaşlar. Devlet bunun nedeni değil arkadaşlar. Bizim arkadaşlar emeğimiz üzerinde kontrolümüzü kaybetmemizi sağlayan şey arkadaşlar, Marx'a göre iş bölümüdür. İş bölümü. Bakın iş bölümüyle birlikte arkadaşlar, biz kendimiz için değil başkaları için çalışmaya başlıyoruz. Yani ilkel komünel toplumda arkadaşlar işte iş bölümüne dair toplumsal düzene geçiliyor, değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? Başlangıçta avcılık, toplayıcılık var. Şimdi biraz kurgusal konuşalım arkadaşlar. Avcılık, toplayıcılık var. Dolayısıyla arkadaşlar o toplumsal düzende artık değer yok. Yani bir şeyler getiriyoruz, yiyoruz. Bir şeyler topluyoruz, yiyoruz. Bir hayvan vuruyoruz, yiyoruz hep beraber. Kimse kimsenden zengin değil. Ama toprak işlenmeye başlayınca, üretim güçleri girişince toprak işleniyor. Artık değer ortaya çıkıyor. Yiyoruz, bir kısmı kalıyor, götürüyoruz, satıyoruz, para elde ediyoruz. Böylece zenginlik ortaya çıkıyor. Sınıf farklılığı ortaya çıkıyor. Böylece iş bölümü ortaya çıkıyor. Bir kısım insanlar toprak sahibi oluyor, bir kısmı çalışıyor. Böylece iş bölümüyle birlikte arkadaşlar insan emeği üzerindeki kontrolünü yitiriyor. Arkadaşlar insanın emeği üzerinde kontrolü yitirmesinin en arkadaşlar sofistike biçimi, yani iş bölümünün en sofistike biçimi kapitalist toplumda arkadaşlar. Kapitalist toplumda arkadaşlar iş bölümü en ayrıntısına kadar olmuş durumda. Peki arkadaşlar, özgürlük insanın emeği üzerindeki kontrol anlamına geliyorsa, özgürlük öz gerçekleştirim anlamına geliyorsa, insanın özü emek olduğuna göre insanın emeğini kullanarak kendini gerçekleştirmesi anlamına geliyorsa, özgürlüksüzlük ne demek arkadaşlar? Özgürlüğün zıttı olan şey ne demek? Marx arkadaşlar buna yabancılaşma diyor işte. Yabancılaşma arkadaşlar insanın emeği üzerindeki kontrolünün yitirmesi anlamına geliyor. Yabancılaşma arkadaşlar çeşitli boyutları olan bir şey. İnsanın kendine yabancılaşması, insanın emeğine yabancılaşması. İnsan toplumsal bir varlık arkadaşlar. İnsanın hem cinsine yabancılaşması, diğer insanlara yabancılaşması, toplumsal yabancılaşma. İnsanın türüne yabancılaşması. Kapitalist toplumda yabancılaşma o kadar hat safhada ki arkadaşlar, siz sadece kendinize yabancılaşmıyorsunuz. İşte arkadaşımız kendine yabancılaşmayı anlatıyor. Üniversite mezunusunuz, kasiyerlik yapıyorsunuz. İstediğin şeyi yapmıyorsunuz. Kendinize yabancılaşıyorsunuz. Ama arkadaşlar aynı zamanda başka insanlara da yabancılaşıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, yabancılaşma kavramını anlatmak için kullanılan bir kavram var. Metafetişizmi diye Marx'ın düşüncelerinde. Metafetişizmi.
bu iş bölümünün arkadaşlar had safhaya ulaştığı bir toplumsal düzen olan kapitalist toplumsal düzende karşımıza çıkan bir şeydir. Meta fetişizmi. Artık her şeyi arkadaşlar mal olarak görmek, meta olarak görmek. O üretilen malların arkasındaki emeği görmemek arkadaşlar. Yani siz arkadaşlar, siz bir kız çocuğunuz vardır. Kız çocuğunuza bir bebek almak için gidersiniz. Bir oyuncak bebek alırsınız arkadaşlar. Siz ne alırsınız arkadaşlar? Bir bebek alırsınız, mal alırsınız. Halbuki o bebeğin arkasında Çin'de çalışan birçok işçinin emeği vardır. O emeği görmezsiniz. Her şey mal olarak gözünüzde arkadaşlar. Siz arkadaşlar her şeyi mal olarak görmeye başladığınız zaman meta fetişiniz var demektir. İş bölümünden kaynaklanan bir şeydi bu arkadaşlar. Siz sadece kendinize yabancılaşmazsınız. Aynı zamanda başka insana da yabancılaştınız. Siz arkadaşlar o oyuncak bebeğin yapımındaki emeği görmediğiniz zaman arkadaşlar oradaki insana da yabancılaştınız. İnsanlar arasındaki bağ da kopar. İnsanlar arasındaki ilişkiler de kopar arkadaşlar. Çünkü emeği, malın arkasındaki emeği sizin de bir parçası olan toplumsal olduğunuz aslında başka insanların da olduğu gerçeğini görmezsiniz. Başka insanlarla irtibatınızı yitirirsiniz arkadaşlar. Yabancılaşma, toplumsal yabancılaşma dediğimiz zaman bunu da kastediyor. Sadece insanın kendine yabancılaşması değil, hem cinsine yabancılaşması, türüne yabancılaşması, insanların birbirine yabancılaşması. Artık o insanı anlamazsınız. O emeğin arkasındaki, o bebeğin arkasındaki alın terini, acıyı, sıkıntıyı görmezsiniz arkadaşlar. Bir bebek vardır, para verip alırsınız o kadar. Sistem böyle işler arkadaşlar. Sistem böyle yabancılaşma dediğimiz zaman böyle derin bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki bu yabancılaşma varsa o zaman özgürlük yok demektir arkadaşlar. Eğer yabancılaşma varsa ben kendi emeğimi kontrol edemiyorum demektir. O zaman özgürlük yok demektir. O zaman özgürlüğün koşulları arkadaşlar yabancılaşmanın olmamasıdır. O zaman özgürlüğün koşulları arkadaşlar iş bölümünün olmamasıdır. Bakın iş bölümü yabancılaşmanın nedeni. Yabancılaşma olduğu için özgürlüğümüz yok arkadaşlar. O zaman iş bölümünün olmaması lazım ki ben gerçekten özgür olabileyim. Komünist toplum arkadaşlar iş bölümünün olmadığı bir toplumdur. İş bölümünün olmadığı bir toplumdur. Tabii böyle bir toplumun arkadaşlar olması için Marx teknolojinin müthiş bir şekilde gelişeceğini varsayıyor. Yani teknoloji öyle gelişecek, öyle gelişecek ki arkadaşlar insanlar artık çalışmayı bir hayat memat meselesi olarak görmeyecekler. Yani bol üretim o kadar bol olacak ki teknoloji o kadar şeyler ortaya çıkartacak, ürün ortaya çıkacak ki biz böyle gideceğiz, keyfimiz gereği 2 saat çalışacağız, 5 saat dinleneceğiz, gezeceğiz, eğleneceğiz, kendi yeteneklerimizi gerçekleştireceğiz. Tarih ondan sonra başlayacak. Gerçek tarih. Böyle bir hayali bir arkadaşlar tarafı da var bunun. Yani iş bölümünün olmaması için arkadaşlar teknolojinin çok gelişmiş olması ve artık üretim kaynaklarının kıtlığı ilişkin problemin ortadan kalkması lazım arkadaşlar. Komünist toplum arkadaşlar böyle bir toplumdur. Bakın iş bölümünün olmadığı bir toplumdur. Orada işte istediğinizi yaparsınız, istediğinizi yapmazsınız. Gerçek özgürlük biraz da bununla alakalıdır arkadaşlar. Gerçek özgürlük biraz da bununla alakalıdır. Şimdi tabii ki arkadaşlar burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Ya hocam ilkel komünal toplumda da iş bölümü yoktu. İlkel komünal toplumda da iş bölümü yok. İşte demin örnek verdiğim avcı toplayıcı toplumda iş bölümü yoktu. O zaman Marx'ın komünist toplumu ilkel komünal topluma bir geri dönüş müdür? Hayır arkadaşlar, kesinlikle öyle bir şey değil. Kesinlikle öyle bir şeydir arkadaşlar. İlkel komünal toplumda arkadaşlar iş bölümü yok. İlkel komünal toplumda arkadaşlar ne var? Eşitlik var. Fakat bu eşitlik arkadaşlar bilincine varılmış bir eşitlik değildir. Bu eşitlik arkadaşlar kaba bir eşitliktir. Burada insan arkadaşlar kendisinin farkında değildir. Kendi gücünün farkında değildir. Burada insanlar eşittirler ama birbirlerini özgür, eşit özne olarak görebilecek bilinçte değildirler arkadaşlar. Arkadaşlar işin arkadaşlar şeyi şudur. Yani işte o hani Hristiyanla anlatırken söylemiştik ki arkadaşlar düşüyorsunuz ve dünyaya ve bu dünyada arkadaşlar o günahın bedelini ödüyorsunuz. Kefaret. İşte Agustinus'u anlatırken söylemiştik arkadaşlar. O kefaret. O bütün o süreci yaşayacaksınız. O kefareti ödeyeceksiniz ki arkadaşlar sonunda özgür olasınız. Marx da arkadaşlar bir anlamda buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki insanın
özgür olabilmesi için bütün o iş bölümüne dayalı toplumsal düzenlerden geçmesi lazım. Yani o Marx'ın köleci toplum diye ifade ettiğimiz, feodal toplum diye ifade ettiğimiz, kapitalist toplum diye ifade ettiğimiz, iş bölümüne dayalı toplumsal düzenler, bütün bunları yaşayacak. Bütün bu yabancılaşma sürecini yaşayacak ki komünist toplumdaki bilinçli insan ortaya çıksın. Yani yoksa ilkel komünist toplumdaki insan bilinç düzeyi geçmiş bir insan değil arkadaşlar. Basit bir insan. Orada özgürlük de yok, bilinç de yok, eşitlik de yok. O yabancılaşma bir tarafıyla da baktığımız zaman yaşamamız gereken bir şey. Tıpkı arkadaşlar bu dünyadaki acıların yaşanması gerektiği düşüncesi gibi. Yani bu dünyadaki acıları yaşayacağız ki kefaretimizi ödeyelim Hristiyan düşüncesine göre. Bu dünyadaki acılar yaşanacak ki ancak kurtuluş erilsin. Marx'ta arkadaşlar yabancılaşma yaşanacak ki bütün bu süreç geçirecek ki bütün bu efendim süreç yaşanacak ki insan bilinci gelişsin ve nihayetinde bütün insanlar birbirlerini özgür, eşit özneler olarak tanıyacak bilinci ulaşsın. O yabancılaşma serüvenini, o işte yabancılaşma dediğimiz süreci, bütün bu tarihin arkadaşlar tecrübe edilmesi lazım ki insan bilinci gelişsin. İnsan özgür, eşit, birbirini insanlar özgür, eşit, özne olarak görebilecekleri bir duruma ulaşsın. Komünist toplum dediğimiz şey bütün bu serüvenin bir sonucu. Yok. Onun için arkadaşlar komünist toplum ilkel komünist topluma da bir geri dönüş değil arkadaşlar. Bütün bu sürecin sonucunda ortaya çıkan bir sonuç olarak kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar, Marx'ı da bitirmiş olduk. Böylece arkadaşlar konularımızı tamamlamış olduk. Yani siyasi Türkiye tarihi dersinde ki konularımızı arkadaşlar tamamlamış olduk. Var mı sorunuz? Var mı sorunuz arkadaşlar? Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Evet arkadaşlar, yok mu sorusu kimsenin? Arkadaşlar artık biz şeyleri tamamladık. Konularımızı tamamladık. Yani anlatabileceğimiz arkadaşlar noktaları anlattık. Yani şeyden itibaren anlatabileceğimiz konuları, noktaları anlattık. Bu dersimizle birlikte siyasi düşünceleri tarihi. Tabii siyasi düşünceleri tarihi bitmiyor arkadaşlar. Bir sürü şey var. Bir sürü şey anlatılabilir. Ama dediğim gibi ilk baştaki derste de söylemiştim arkadaşlar. Sokrates'ten Marx'a kadar işte değinebildiğimiz kadar değindik, anlatmaya çalıştık. Evet, var mı arkadaşlar? Marx'la ilgili sorunuz var mı? Sınavla ilgili arkadaşlar UK'den şey yapacağız. Bilgilendirme yapacağız. Oradan bakın, kontrol edin. Nereden sorumlu olduğunuzu söyleyeceğiz orada. Kitabınızda arkadaşlar Marx dahil olmak üzere siyaset felsefesi kitabı vardı, ders kitabınız. Orada Marx dahil olmak üzere sorumlusunuz. Kitaba baktığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Evet, var mı arkadaşlar sorunuz? Başka sorunuz var mı? Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sınavda arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ders oldu. Katılım az da olsa dikkatli bir şekilde dinlediğiniz sorularınızdan onu anlıyorum, görüyorum. Sınavda hepiniz arkadaşlar başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz notları alırsınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.